bu belge problemini tek başına ele almak çok yanıltıcı olabilir. Doğru da olmaz. Bu bir bütün, yani çok kısa bir şekilde söyleyecek olursak, bu Ergenekon adı verilen davanın iddia tarafı açısından çökmesinin sonuçları. Bu davada eninde sonunda orduya karşı bir çökertme savaşıydı. Bunu son zamanlarda çok açık olarak ifade ettiler. Kim ifade etti? Genelkurmay Başkanı İlker Paşa'nın harp akademilerindeki konuşması çok açıktı. Bir tarikattan bahsetti. Bir şekilde de İstanbul Emniyetinden bahsetti. Bu daha sonraki Genelkurmay'daki yapılan açıklamalarda daha net olarak ortaya çıktı. İkisini birleştirdiğimiz zaman aşağı yukarı Türk Silahlı Kuvvetleri Ergenekon adını verilen Savcı Zekeriya Öz'ün yönettiği davayı polisle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir savaş olarak aldı. Ancak bununla birlikte hem Tuncay Güney ifadelerinin çökmesi, hem Şengal Atasagun'un MİT müsteşarlığı zamanında hazırlanmış olan bu dosyanın temelini oluşturan raporların güvenilir olmadığının ortaya çıkması ve aynı şekilde Genelkurmay eski başkanı Yaşar Paşa'nın da açıklamaları bunu çökertti. Bu çökertti ne demek? Çökerttiğini bu dava, bu bir hukuk davası değil. Hukuk davası ayrı. Hukuk davasının ötesinde İstanbul Emniyeti'nin bir de medyanın, Star Televizyonu'nun, Samanyolu Televizyonu'nun, diğer televizyonlarının, ATV'nin yönettikleri, onların yazarlarının yönettikleri ve çok garip olabilir, Milliyet Gazetesi'nin de içinde olduğu bir dava var. Bunları yapıyorlar bunları. Ne demek Milliyet Gazetesi'nin de içinde olduğu? Milliyet Gazetesi çok açık olarak beni inandırmaya kalktı. İlhan Selçuk dedi. Evvela Danıştay'ı bombaladı, sonra kendini bombaladı. Milliyet Gazetesi'nde bunlar çıktı. Bombaların anlaşılmaz bir şekilde numaralarına baktılar. Uzun uzun bunu tefrika ettiler. Sedat Ergin bunu yapıyor. Nitekim başyazı yazdı 2 gün önce de. Orduyla bu belge Genelkurmay'ın arasını Genelkurmay'la AKP'nin arasını bozuyor diye. Kraldan fazla kralcı. Demek ki davanın bir de bu tarafı bütünüyle çöküyor. Gayet açık. Şamil Tayyar çok açık olarak. Bu davadan sıyrılırlarsa diyor. Bu durumda bir de bu şekilde zaten dava Şener Paşa, diğer paşalarla beraber doğrudan doğruya orduya gitmek istiyordu. Genelkurmay eski başkanı Yaşar Paşa da çok yakın bir zamanda ben inceledim orduda böyle bir darbe yoktur dedi. Bu bitmiştir. Zamanın Genelkurmay Başkanı ben inceledim. 2004 bilmem o zamanlarda bir herhangi bir işaret yok dediyse bu dava çökmüştür. Şimdi yeni noktalar araştırılıyor. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Nasıl düşünebiliriz? Bir defa çok açık bir devlet idaresinde düşünemeyeceğimiz bir nokta var. Çünkü Genelkurmay bir devlet idaresidir, devletin parçasıdır. Buradan bir belge çıktığı söyleniyor ve Genelkurmay da diyor ki biz araştırıyoruz. Tayyip Erdoğan bunu kabul etmiyor. Ve bir miting meydanından dava açacağız diyor. Bu hem ölçüleri
çok fazla aşmak demektir. Hem de büyük bir bilgisizliktir. Tayyip Erdoğan'ın bu konuda dava açma yetkisi yok. Öyle bir mekanizma yok. Tayyip Erdoğan birine gider, varsa tazminat davası açar. Daha sonradan Çiçek bunu düzeltti. Savcılara başvuracağız dedi. O ikisi birbirinden ayrıdır. Ama daha vahim olanı, daha vahim olanı, devlet kendi bir parçası bir parçasına karşı kıyam halindedir. Ne demek? Burada bir savcının tahkikatı var. Ha, biz bunu kabul etmeyiz diyorlar. Biz bunu kabul etmeyiz. Ha, bu çok ilk defa Türkiye'de bir nokta oluyor. Yani aynı şekilde yasak kararı, tamam yasak kararı olmasın ama Türkiye'de askeri mahkemeler çok yasak kararı verir. Yani yayın yasağı. Bunu da kabul etmeyiz diyorlar. Buna da diyorlar. Bu çok açık bir şekilde AKP iktidarının Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir kıyam teşebbüsüdür. İsrail'in ve dünya Yahudiliğinin kontrol altında, kontrol ettiği bütün yayınlar, think tankler, şunlar en inanılmaz bir şekilde, gözleri açılmış bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Çok rahatsız. Bu rahatsızlıktan kurtulmak için iktidardan düştüğünü görüyor. Düşme hastalığına yakalandı. Tayyip Erdoğan'ın hastalığı bugün siyasi olarak da düşme hastalığı olduğu için Türk ordusuna karşı çok açık bir savaş yaparak ayakta kalmaya çalışıyor. Zaten bu da hatırlarsınız, hatırlayacağınızı umut ediyorum. Bu Ergenekon denilen dosyanın basındaki amigoları devamlı bunu söylüyordu. Doğrudan doğruya, doğrudan doğruya muvazzaf subay değil, muvazzaf general, emekli olmayan görevde general tutuklamak istiyorlardı. Burada bir başarı elde etmek istiyorlardı. Bu son budur. Son yapılan doğrudan doğruya ordunun içindedir. Güçleri olursa bunu yapacak. Bu bir kıyamdır. Devletin bir kısmının bir kısmına karşı kıyam halidir. Bunu yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Yapılan nokta. Çünkü ortada çok basit bir şey. Taraf gazetesi yazıyor. Bunları da söyledi. Yumuşak yumuşak söyledi İlker Paşa. Ne söyledi? Soruşturmaların gizliliği var. Yani siz kime inandırabilirsiniz? Tuncay Güney'inki güvenilir olmadığı, işkencede alındığı ortaya çıktı. Şengal Atasagun, özür dilerim, o deli saçmasıdır ama ben işleme koydum dedi. Demek ki bu tür, bu dosya içinde, bu Ergenekon içinde güvenirliği olmayan, hiçbir ciddiyeti olmayan, ısmarlama bir takım belgeler hazırlanmıştır. Ha, bu öyle mi? Ben bunun öyle olduğunu söyleyemem, bilmiyorum. Araştırma olacaktır. Buradaki yanlışlık, bir devlet kurumunun tahkikatına başvekaletteki Tayyip Erdoğan'ın savaş açması. Kim olursa olsun, Türk ordusunu bilen, Türk paşalarını bilen, Türk albaylarını bilen, kim bu belgeyi yazmışsa, bu bir ilkelliktir. Bunu hiçbir zaman bir albaya yakıştıramazsınız. Bu kadar ahmakça, bu kadar aptalca belge olmaz. Yalnız buradan öbür tarafa gitmemek lazım. İkinci İddianamenin bütün klasörleri gösteriyor ki Türk ordusundaki aşağı yukarı Hilmi Özkök ve birkaç yanında olanların dışında herkes AKP'nin, cumhuriyetin, laik cumhuriyetin ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket olduğunu söyle. Bütün paşalar böyle düşünüyor. Bunu çıkarttılar. Ben yerlerinde olsam onu yayınlamazdım. Ben yerlerinde olsam bu belgeyi yayınlamam.